Goldman Sachs'la yapılan toplantı, yapılacak toplantı var ya Mehmet Şimşek'in. Önemli. Yani ülkeye bir döviz girişi anlamında olumlu bir veri gelebilir mi, gelmez mi göreceğiz. Gerçi bugüne kadar Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan çok toplantılar yaptılar. Hem Körfez ülkelerinde yaptılar. İşte birçok Batı'ya ilk defa gidiyorlar. İlk defa Batı'ya gidiyorlar. ama onlar bir ara Türkiye'ye gelmişti. Bir İstanbul'da otelde yaptılar, evet. İstanbul'da bir İstanbul'da toplantı yaptılar. yapmışlardı. Bütün bu toplantılardan baktık, hani verilere bakıyoruz, en azından resmi verilere görüyoruz Merkez Bankası'nın işte bir döviz girişinin, yabancı girişinin olmadığını gördük. Hatta Görüyoruz, bazı biliyoruz. iddialar da vardı sevgili seyirciler. Yani özellikle bu Körfez ülkelerinin Türkiye girişiyle ilgili yani döviz girişiyle ilgili kuşkularının olduğu, hatta IMF gibi bir kuruluşun ülkeyi denetlemesi gerektiği, eğer IMF Türkiye'nin bankacılık sistemi ya da Merkez Bankası'nın sistemini denetleyip güvenilir derse o zaman ülkeye para koyarız gibi böyle garip garip, aslında hani onur kırıcı da iddialar ve haberleri de gördük. Hatta ay sonunda yine IMF heyeti de gelecek Türkiye'ye. Onların gelişi rutin bir geliştir. O rutin bir Yani geliş, onu rutin bir abartmayalım geliştir. sakın. Yani hükümetin IMF'den bir fon arayışı, fon talebi olmamıştır, onu söyleyelim. Ama bizim Ama işimiz olacaktır, gereği söyleyeyim, olacak. ama olacaktır. IMF konusu da ayrı bir konu ama abi sonuçta bu Mehmet Şimşek için, açıkçası bir yayın başımızda yazıyor. Goldman Sachs görüşmesi, yani bir türlü ülkeye de döviz getiremiyorlar Rubil abi. Yani aslında Erdoğan'ın da belki de sabrının taşacağı bir an olabilir mi? Mehmet Şimşek için de belki de Yolun son sonu. dönem, son şans mı diyebiliriz bu Goldman Sachs New York toplantısı? Ne diyorsun? Şimdi Ferit, ben tezim şu. Yani geçen Ağustos toplantısında, Merkez Bankası'nın Ağustos toplantısında piyasada bir Allah'ın kulu 750 bas puanlı faiz artışı bekliyorum diyen çıksın ortaya. Kimse beklemiyor. Evet, Sürpriz beklemiyorum. oldu. Şimdi bunun bir hikmeti olması lazım. Bunun bir gerekçesinin olması lazım. Cevdet Yılmaz'la Mehmet Şimşek'in ikisinin Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu sebeplerle, biraz da döviz girişinin sağlanması ön şartıyla ikna ettiği kulislerde bilgi olarak dolaşıyor. Şimdi ayın 21'ine kadar döviz girişi başlamaz veya somutlaşmazsa gireceğine dair 21 Eylül'deki PPK toplantısında faiz artış kararı var mı yok mu hepimiz tereddüte düşeceğiz. Miktarı ne olacak bilmeyeceğiz. Hakan Karan'ın mesela bugün yayınladığı, ben her şampiyonluğu severim de bu şampiyonluğu sevmedim diye yayınladığı bir veri var. Şimdi o tabloya baka baka, o grafiğe baka baka, negatif faizde dünya şampiyonu olduğumuz bir finans piyasasında, bir sermaye piyasalarında nasıl geliş olacak? Kim gelebilir? Şimdi bunu ben uydurmuyorum. Bunu kim? Bu Merkez Bankası'nın verilerinden, internet sayfalarından alarak grafik yapmış. Kim yapmış? Profesör Doktor Hakan Kara. Ya şu kırmızı çubuğa bakar mısınız? O Türkiye'yi temsil ediyor. Bütün dünyanın tam tersine. Arada bir Polonya var, 0,3'lük, 0,3 puanlık. Çekya var, 0,1 puanlık negatif faiz. %1'lik negatif faiz. Sen bizde ne abim benim bakar mısın? %48. %48'lik negatif faizin olduğu bir ülkeye TL mevduatıyla kimse yatırım yapmaz. Kimse tasarruflarını değerlendirmez. Ve bu negatif faizin her zaman olması o ana ait bir durum değildir. Yani Türkiye bütün dünyaya inandırdı ki 2024'ün sonunda %35'lik enflasyon hedefine ulaşacağız. Kararlıyız. Attığı adımlarla. Bu durumda negatif faizin artık senin %50 gibi değildir. Niye? 5 yıl vadeli bir yatırım yapıyorsan, %45'lik hazine bonosu satın aldıysan, bir yıldan sonra 4 yıl boyunca kar edeceğini öngörüyorsun demektir. Yani negatif faiz bazen de geleceğe göre ölçülür. Yani geleceğe enflasyon hedefine göre ölçülür. Şimdi bizim tablomuz senelerdir bu Ferit. Yani Tablomuz abi bir de yeni faiz
faiz sebep, enflasyon sonuç politikası Cumhurbaşkanı Erdoğan hep diyordu ya, yıllarca söyledi. Oraya dönüp dönmeyeceğini de kimse bilmiyor. Aklını ama yani ya. Bu tabloya baktığımızda o tezin de yani ben ekonomistim diyerek Cumhurbaşkanı bunu söylemişti. Ama şu tabloya baktığımızda da bakın politika faizi ve enflasyon farkı resmen o tezin çöktüğünü gösteriyor. Gerçi son dönemde farkındaysanız Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonucu hiç söylemiyor. Yani bayağıdır son bir çıkmıyor ağzından böyle kimse bir de soramıyor. Kimse de soramıyor. Ne oldu diye soran da yok. Şimdi böyle bir tabloda ekonominin akılla yönetildiğini, rasyonel politikalarla yönetildiğini iddia edebilmek mümkün değil. Yani şimdi düşün, negatif faiz kırmızı çubuk. Ne demek negatif faiz? Enflasyonla tasarruf mevduatlarına verilen faiz arasındaki fark negatif faizdir. Bu negatif faiz olduğu bir ülkede enflasyonu önlemenin, insanları tasarrufa yönlendirmenin, talep enflasyonunu kısıtlamanın veya onunla mücadele edebilmenin imkan ihtimali var mı? Bu rakam ortada açıkça görünüyor. Kimse tasarruf etmez böyle bir ortamda. Ama dehşetengiz bir bilgi vermem lazım sana Ferit, bütün seyircilerimize. Millet o kadar sıkıştı ki İstanbul borsasında altına hücum eder gibi halka arza hücum var şu an. Yeni biliyorsun geçen hafta yayınlandı ki dünya borsaları arasında son bir yılda en çok halka arz yapan borsa sıralamasında Türk borsası 9.'a çıkmış. Bakar mısın? İyi bir rakam olarak 9.'luğumuz var. Böyle bir sıralamamız var. Yani vatandaş doğru düzgün yollardan hem tasarruf edemediği için, hem gelirini koruyamadığı için, hem de 3-5 kuruşu varsa enflasyona karşı kendisini korumaktan aciz kaldığı için halka arz diye Türk usulü bir sermaye piyasalarına açılma biçimi icat ettik. 7 ama milyon abi, insan özü itibariyle aslında halka arz, yani şirketlerin sermayesinin halkla buluşması kötü bir şey olmasa gerek. Aslında güzel bir şey de diyebiliriz ama soru şu. Bu halka arz olan şirketlerin potansiyeli ve durumu ne? SPK bunları denetliyor mu? Bu adamlar işte milletten parayı toplayıp kaçabilirler mi? Yani onları dolandırabilirler mi? Ben buradan korkuyorum ama yoksa diğer türlü yani bir sermayenin halkla buluşması da kötü bir şey olmasa gerek esasında. Bugün ekonomi kanalının birinde seyrediyorum. Yaptıkları halka arzları anlatıyorlar. Övündükleri şu. Şu şirketin halka arzını sağladık. 49 tavan yaptı. 49 tavan şu demek. %10 artışlara tavan diyoruz. Bunu bileşik olarak hesaplarsanız 49 tavan 49 tane %10'luk artış demek değildir. Yani onu katlayarak gittiği için 49 tavan 49 defa %10'luk artış değildir. 600 defadır. Yani 600 defa %10'luk artıştır aşağı yukarı. Bugün benzer bir halka arzı bitirmişler. Şirket ismi vermeyelim. Şirketin nominal 40 milyon TL'lik sermayesinin halka arz ediyorlarmış. Hisse başına 46 lira 50 kuruş değer biçerek 1.8 milyarlık bir halka arzı gerçekleştirmişler. 4 milyon kişi katılmış. Evet. Dikkat. 7.7 kat talep gelmiş. Ne demek? 1.8 milyar ya. 1.8 milyar çarpı 7.7 derseniz 1.8'e karşılık 7.7'lik talep aşağı yukarı kafadan atmayalım da 1.78 ile 7.7'yi çarp. Niye beni zorluyorsun abim benim? 1.8 çarpı 7.7. 13.86 milyarlık bir talep gelmiş. 13 milyar 860 milyar. Şimdi anlatacağım hikayeye bak lütfen. Bu işte bunlar hep enflasyonun sebebi. Bunlar da enflasyondan kaynaklı. Bunlar da TL'de
tasarrufunu koruyamayacak insanların altına hücum gibi delice oraya buraya gittikleri, başvurdukları yolları gösteriyor. Hikayeye devam ediyorum. Ne dedik? 1.8 milyar TL bedelle, yani 1 liralık hissemizi 46,5 değer biçerek, 1 lira nominal bedeli olan hisseyi 46,5'tan halka arz etmişiz. Halkımız da hücum etmiş, 4 milyon kişi başvurmuş. 13.8 milyarlık da parayı koymuşlar ortaya, verin bize demişler bu hisseleri. Ancak küçük yatırımcıya bu hisselerin %48'ini ayırdıkları için her başvuran kişiye 4,64 lot düşmüş. Yani 216 liralık hisse talepleri karşılanmış. Bu sebeple uyanık milletimiz ailesine, çoluğuna, çocuğuna, karısına, anasına, babasına hesap açtırarak 4 kişi hesap açtırdıklarını düşünelim. 4 kişilik bir aile hepsi hesap açtıysa onlara 864 liralık halka arzdan, halka arza katılmadan pay düşmüş. Şimdi bu 864 liralık hisseye sahip olanlar övünerek anlatıldığı gibi 40 katlık tavan yapmasını, daha doğrusu 40 tavan yapmasını bekliyorlar ki, ne demek 40 tavan yapması? 864 liramız 40 tavan yaparsa 6000 liraya ulaşır. Kısa günün kârı. Başka da çaremiz yok. Umut burada. Şimdi sorular şu Ferit. Bu şirketin sahibi sensin. Bu şirketin 5 kat, yani 40-50 tavan artacağını biliyorsan, o kadar değerliyse bu şirketini ucuza sattın demektir. Ucuza mı sattın? Sen saf mısın? Nasıl bir patronsun ki şirketinin değerlemesini doğru yapamadın? Bile bile niye ucuza vereyim, evet. Niye ucuza sattın? Ucuza satmadıysan bunu birileri 40 kat, 50 kat, 40 tavan gidecek, 50 tavan gidecek diye ekranların karşısında nasıl konuşuyor? Bak, sana enflasyonun sebeplerinden birini daha anlattım. Sermaye piyasalarının gelişmesine, derinleşmesine, hacme kavuşmasına, Türk sanayini, iş dünyasını desteklemesine ve insanların da burada yatırdıkları paraya helalden gelir elde etmelerini savunan birisi olarak ben bu olup bitenleri anlamıyorum. Ama bunun bir sebebi var. Enflasyon, öbür sebebi de yanaşma düzeninin kuralları işliyor.